dua-kader ilişkisi nedir? Dua, çağırmak demektir. Insandan Allah'a, aşağıdan yukarıya, küçükten büyüğe talep ve niyazda bulunmak anlamına gelir. Dua, insanın gücünün yetmediği alanda, sıkıştığı bir anda Cenab-ı Hakk'ı yardıma çağırması, olgu ve olaylara müdahale etmesi demektir. Yine dua, Cenab-ı Hakk'ın yardımını ve inayetini istemek anlamına gelir. Dua aslında sünnetullah'a uygun olan şeyleri istediğimiz zaman Cenab-ı Hak onu kabul eder. Çünkü sünnetullah'a aykırı olan hususlarda istekler Kimin kimliği ne olursa olsun geri çevrilir. Kur'an-ı Kerim'de mesela Hazreti Nuh aleyhisselam kendisine inanmayan, tufanın varlığına da inanmayan ve daha çıkıp kurtulacağını söyleyen evladını Cenab-ı Hakk'ın kurtarması için ne kadar dua etmişse de Cenab-ı Hak o gayri ameli salih şeklinde bir ifade ile her ne kadar biyolojik anlamda senin evladınsa da senin davana inanmayan bir evlat olması açısından o senin ehlinden değildir buyurmuşlardır. Dua eceli değiştirir mi? Tabi ecelin değişip değişmediğini biz bilmiyoruz. Çünkü onu Allah biliyor. Bizim dua edeceğimizi veya ömrümüzle alakalı şeyler konusunda Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle bildiği için onu değiştirebilir. Dolayısıyla dua önemli bir etkendir ki Cenab-ı Hakk'ın yardımını isteme sadedinde mutlaka dua edilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kullarım sana beni soruyorlar. De ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını kabul ederim buyuruluyor. Bu ayetten de anlaşılıyor ki Demek ki Cenab-ı Hak bizim dualarımızı kabul ediyor. Dua ile ecel arasında bu şekilde bir ilişkiden bahsetmek mümkündür.